Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizler de yapmış olduğum paylaşımlarımı beğeniyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler, bugün sizlere İstanbul Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan Murat Saz Evi sahibi Murat Göçüm'ü tanıtmaya çalışacağım. Aslında kendileri ulusal ve uluslararası birçok televizyon kanallarında ve gazetelerde çıkmış birisi. Yani benim aslında tanıtmama pek gerek yok. Ama aynı mahallede oturduğumuz, her günde karşılaşıp selamlaştığımız ve benim de YouTube kanalımda birçok müziği elde etmeme imkan sağlayan Murat Göçüm kardeşimizi tanıtmak boynumun borcu diyebilirim. İşte şimdi sizlere kendi ağzından Murat Göçüm kimdir? Buyurun bir kulak verelim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Kolay gelsin kardeşim. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hoş geldiniz size, fakirhaneme mutluluk verdiniz, güzellik verdiniz. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle ben sizi elbette ki tanıyorum. Buradan kıymetli izleyicilerimize kendinizi bir tanıtabilir misiniz? 1976 Tokat Gümüşkalp doğumluyum. Vallahi 92'den beri ben bu işi yapıyorum. Güzel dostlarımıza Tokat'ın bir tane evladı olarak bu şeyler öyle kolay olmuyor. Sanatsal işler gerçekten çok az bulunan, çok az görünen yerler, ufak yerler. Artı memleketten buranın asareti içinde, yokluğun içinde gelmenin acısını da yaşayan bir 47 yaşındaki bir genç olarak öyle söyleyeyim. Şu anki benim jenerasyonumdaki arkadaşlarım için de söylüyorum. Çünkü biz hep yoklukları gördük. Ama var olmanın amacının mücadeleci çalışarak olacağına da inandığımız için 1992'den beri bu işi yapıyorum ben. Tam tamına 31-32 sene olacak bu seneyle beraber. Ama güzel işlere imza attığımı biliyorum ben Murat Göçüm olarak. Çünkü çok iyi üstadlarla çalıştım. Çok iyi üstad, güzel üstadlara sazlar yaptım. Bir yanda da müzisyenlik durumum var benim. Tam 31-32 senedir. Gece barlarda, gazinolarda, gün üzerinde atölyelerde çalışarak bu zamana geldik. Peki bize şöyle maziye bir daldığımız zaman unutamadığınız bir anınız var mı? Onu paylaşabilir misiniz? Ben şöyle söyleyeyim, ömrümde tabii unutamadığım çok anılarım var, kesinlikle var. Ama dediğim gibi ilk bağlamamı yaparken yaptığım o haz, ilk bağlamayı çalarken ki haz unutamayacağım bir de ilk evladım dünyaya geldiği zamanki haz hiç unutamayacağım bir olaydır benim için. Gerçekten dediğim gibi çok gönlü bir hayatım var benim de. Çünkü hem müzisyenlik, hem bağlama, imalat, lütyerlik, hem menajerlik derken baya bir baktım ki işin mutfağından çıkmışız artık, sahasınaymışız. Güzel de tabii bu da güzel, insanları mutlu eder, mutlu kılar. Dediğim gibi anılardan bir tanesi, daha başka ne olsun, bir Arif Sağay'la tanışmak, Arif Sağay'ın aynı sahnede, aynı fotoğrafta bulunmak, aynı bağlamayı çalmak güzel bir duygudur. Tabii bizim jenerasyondaki arkadaşlar için söylüyorum. Ne bileyim, Hasip Gültekin'le tanışmak, aynı masada oturmak, ne bileyim, Yıldıray Çınar'la öyle, Yıldıray Çınar Samsunlu dostumuz, Yıldıray Çınar'la tanışmak, Erkan Ocaklı'yla tanışmak. Yani bunlar çok güzel güzel şeylerdir. Japonya'dan televizyon geldi, radyo geldi, dergiciler geldi. Gerçekten dünya araştırıyor. Maalesef bizim kendi memleketimizde kendi işimizi yaptığımız için maalesef fazla önem gösterilmiyor. Ben o konuda çok üzüntülüyüm bu konularda. Eğer ki bu kadar silahlara, bu kadar savaşlara yatırım yapılacağına, böyle sanatsal işlere yatırım yapılırsa, gençlerimizin önü açılırsa, düşünebiliyor musunuz? Yüzlerce, binlerce bir Murat Göçüm yetişmiş.
sanatsal bütün faaliyetlerde bulunan. Çünkü çok yönlü. Bizim gençlerimiz gerçekten çok yönlü. Genel Tokatlı olarak övünerek söylemek istemiyorum ama övünerek de söylüyorum. Genel anlamda çok iyidir. Tokat'ın gençleri, şu anki yapılan işlerin üzerine düşüyor zaten dostlarımı da. Yakın akrabalar, yakın dostlarımın çocuklarını da takip ediyorum. Çok başarılılar, çok başarılı hareketlerde de bulunuyorlar. Dediğim gibi insanlar şeydir, maziden değil de artık geleceğe dair bir şey yapmanın planlarını yapmaları lazım. Ki ben de şunu da söylemek isterim. Herkes bir şey üretebilse, inanır mısınız, tüketmeye zaman bırakmayacağız. Çünkü biz tüketim toplumu olduğumuz için, hep dışarıdan geldiği için, dışarıdan gelen bütün her şeyde bize de kolay geldiği için biz zorluğu unutmuşuz. Zorluğu unutmuşuz. Peki, bu işi yapmak isteyenlere, yeni başlayacaklara sizlerin tavsiyeniz nelerdir? Şöyle diyebiliriz, ya tavsiyeden ziyade bu yaptığımız işlerin, bütün sanatsal işler hepsi bir işten gelen bir hastalık diyelim. Çünkü önemlidir. Bu konu çok önemlidir benim için. Keşke birilerine bir emeğim dokunabilse ya da bir yönlendirme durumu yapabilsem ne mutlu banıdır diyeceğim ama gerçekten eğer yönlenilecek insanlar, dostlarımız varsa da yönlensin. Bu işlerde gerçekten hem dediğim gibi hem maddi durum hem maneviyatın yüksekliğini çok iyi alırız hep beraber. Ben onu biliyorum çünkü gençler bu olaya yönlenmesi lazım. Diyorsunuz. Tabii, yönlenmesi lazım. Murat Bey, peki sizlere ulaşmak isteyenler sizi nerede bulabilir? Kısaca bize adresinizi tarif edebilir misiniz? Ben İstanbul'dayım. Ataşehir Mahallesi, eski ismiyle, kendi ilk ismiyle 1 Mayıs, bundan sonra Mustafa Kemal, şu an bölündüğü için Aşk Veysel Mahallesi'ni Ataşehir'deyim ben. Eğer bana ulaşmak isteyen Instagram adresimde Murat Sadeli 5 tane iğne ulaşabilir. YouTube'da Murat Sadeli olarak ulaşabilir. www.muratsadeli.com'dan da ulaşabilir. Ondan sonra Twitter'dan da ulaşabilir. Yani sosyal medyadan rahatlıkla ulaşabilir. TikTok'tan da ulaşabilir. Her konuda ulaşabilir benim. Yani sosyal medyanın tüm ağlarında bulabilirsin. Murat Göçüm yazıldığı zaman oradan ulaşabilirler bana. Murat Bey, son olarak değerli izleyicilerimize bir diyeceğiniz var mı? Şunu diyebiliriz bütün dostlarıma. Her evde bir tane enstrüman olsun. Bu davul olur, saz olur, klarnet olur, gitar olur, bağlama olur, bası ailesi olur, doğu blok ailesi olur, hiç önemli değil. Bağlama olur, anam enstrümanın bağlama olur. Dediğim gibi her evde bir tane enstrüman olması lazım. Eğer çocuğumuza bu enstrümanı tanıtamazsak geleceğini çocuk beyninde kuramaz. Çünkü bu hayal gücü. Bu gerçekten çalarken bile hayal ederek çalıyorsunuz. Çünkü niye? Ben direkt ovaları, denizleri, o ırmağın kenarını, bağları, ben kendi Tokat Yeşilırmağ'ın kenarlarını hayal ederek çalıyorum. Mesela köye gittiğim zaman beni kimse köyde içinde bulamaz. Direkt giderim ben hemen çınarın ağaçların diplerine otururum. Otururum, sazımı alıp çalmaya başlarım. Yani çünkü dediğim gibi bunu herkes yapması lazım, bunu çalması lazım. Benim sadece naçizane diyeceğim bu. Buradan bütün Tokat çevre köylerine, gerçekten güzel, yürekli insanlara, buradan ailelere saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Evet, değerli izleyiciler, böylece bir bölümün daha sonuna adım adım yaklaşırken bir ağaçtan bağlama nasıl meydana gelir? İşte bu bağlamanın meydana geldiği atölyeden, yani Murat Sazevi sahibi Murat Göçüm'ün İstanbul Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi'ndeki var olan ekmek teknesindeki çalışmayı da son bir kez göz atalım istiyorum. Ekmeğin aslanın ağzında değil, adeta midesinde olduğu böylesi bir günlerde Murat Bey'in de oldukça titiz çalışma yaptığını biliyorum ben yakinen ve sizlerin de görmüş olduğunuz gibi en ufak bir hataya
imkan vermemek adına işini oldukça titiz yapan birisi. Ben buradan kendilerine bana bu imkanı sağladığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında önce sağlık, mutluluk, huzur, bol ve bereketli kazançlar dilerken siz değerli izleyicilerime de buradan kusurlarım var ise affola diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.